Sevgili arkadaşlar, merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3. sınıflarla beraber geometrik cisimleri öğreneceğiz arkadaşlar. Buyurun. Evet arkadaşlar, geometrik cisimler derken öncelikle bir küçük bir üçgen çizerekten bunun köşesi, kenarı, ayrıtı falan filan bunlar yüzü nelermiş bunları göreceğiz. Arkadaşlar, bir üçgen çizdik diyelim, tamam mı arkadaşlar? Şu bakın iki doğrunun, sevgili 3. sınıflar, iki doğrunun bir araya geldiği şu noktalara, şu bölgelere biz, şu bölgelere biz köşe diyoruz. Buralar köşedir. Köşe, burası da köşe. Tamam mı arkadaşlar? Şuralara arkadaşlar, şu çizdiğimiz doğrulara ise biz bunlara kenar diyoruz. Ya da bu kenarların diğer anlamı da arkadaşlar ayrıt olarak da geçebilir. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla bir üçgende kaç köşe var arkadaşlar? 3 tane köşe var. Kaç tane kenar ya da ayrıt var diyelim? 1, 2, 3. 3 tane de ayrıt var. Geliyorum arkadaşlar. Bir tane ne yapalım? Kare çiziyorum. Kare nedir arkadaşlar? 4 kenarı da aynı ve 4 açısı da 90 derece olan bir dörtgenimiz. Şimdi kaç tane köşesi var? Köşeyi öğrenmiştik değil mi arkadaşlar? Şuralara biz köşe diyorduk. Köşe. Burasına da köşe dedik. Burasına da köşe dedik. Burasına da köşe dedik. Kaç tane köşesi etti arkadaşlar karenin? 4 köşe ediyor. Peki kaç tane ayrıtı var ya da kaç tane kenarı var dedik. Yani bunu oluşturan kaç tane uzunluk var? 1, 2, 3, 4. 4 ayrıtı var. Ya da arkadaşlar 4 tane kenarı diyebilirsiniz. Ama daha çok ayrıt kelimesini kullanacağız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi üçgen bu ya arkadaşlar. Eğer üçgenin içini sorarsa, yani içinin boyalı olduğu bir üçgen bize sorarsa, bu üçgenin içini gösteren yere arkadaşlar biz üçgensel bölge, üçgensel bölge olaraktan tanımlıyoruz. Peki karenin içini boyarsa arkadaşlar ne diyeceğiz? Karenin içine aynı şekilde buraya da karesel bölge olaraktan isimlendireceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Siliyorum bunları. Bakın. Üçgen, üç kenarlı ve üç köşeli, üç ayrıtı olan bir cisimdi. Kare, dört kenarı da aynıydı. Unutmayın arkadaşlar. Dört kenarı da aynıydı. Dört köşesi ve dört kenarı, dört ayrıtı vardı. Şimdi geldim arkadaşlar şöyle bir şey çizmeye. Bu ne? Hiç gördük mü arkadaşlar bunu? Hocam kare, bir dört kenarlı ama kare gibi değil. Şuralar daha uzun. Evet, şu iki kenarı aynı. Bu iki kenarı aynı olan bu dört kenarlı çokgeni arkadaşlar biz dikdörtgen diyoruz. Bu dikdörtgendir. Dikdörtgen. Kaç tane köşesi olacak arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. 4 köşesi var. 4 köşesi var. Kaç tane ayrıtı var? Kaç kenarı var yani? 1, 2, 3, 4. 4 tane de ayrıtı, yani 4 kenarı var diyoruz. Evet arkadaşlar, eğer dikdörtgenin şu içi boyalı olursa, boyalı olan kısma bu sefer ne diyeceğiz arkadaşlar? Dikdörtgen diyorduk ya, üçgende üçgensel bölge, karede karesel bölge diyorduk. Peki buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Dikdörtgensel bölge. Dikdörtgensel bölge olaraktan biz burayı isimlendireceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim geometrik şekillere. Bakın arkadaşlar. Öncelikle küpten bahsedeceğim. Küp nedir arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Küp tabanı bir kare. Bunun üzerine de bir karenin oturduğu. Şimdi elindeki cisimlerle de bunları göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, 3 boyutlu bir cisim. Bakın şunun elimizdeki haliyle küp olaraktan göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, varsayalım ki az çok farkı vardır ama her kenara aşağı yukarı yakın olan bir şekil. Bakın altı kare, üstü de kare. Kareyi aynı boyutta yükseltmişiz. Bakın şunun bir örneği arkadaşlar, tamam mı? Kareyi aynı boyutta, yani bütün kenarları, bütün uzunlukları aynı olacak. Unutmuyoruz küpte. Kübün özelliği şudur.
Yazıyorum arkadaşlar. Küp diyorum. Sıra sıra anlatacağız. Bütün kenarları aynı, her bölgesi, her yani burası da, burası da, burası da, şurası da, şurası da, şu altı da, her bölgesi karedir. Tamam mı arkadaşlar? Peki geliyorum şimdi saymaya arkadaşlar. Ben geliyorum küpü saymaya. Küpün kaç tane arkadaşlar köşesi var? Küpün kaç tane ayrıtı var? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar küpün öncelikle bahsedelim. Kaç tane yüzü var? Yani küpün kaç tane yüz? Şunlara biz hani karesel yüz, karesel bölge diyorduk ya. Bakın üst ve alt 1, 2, 3, 4, 5 ne yaptık? 6. Bakın 4 tane burada, bir yukarıda, bir tane de altta olduğuna göre arkadaşlar biz küpte 6 tane yüz bulunur diyoruz. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Peki şimdi kaç tane köşesi vardır? Şuradan bakalım. 1, 2, 3, 4 köşe burada. Doğru mu? Bir 4 tane de bu içerisinde var. Değil mi arkadaşlar? Yani altında 4 tane var. 4 burada. 4 tane de aşağıda. 8 tane köşesi var. Peki geliyorum. Kaç tane kenarı ya da kaç tane ayrıtı var? Arkadaşlar bakın. Küpün arkadaşlar ayrıtları kaç tane bakıyorum? 1, 2, 3, 4. 4 tane burada ayrıt var. Şurası 5, 6, 7, 8. Üste de 4 tane var. Alta dönüyorum. 9, 10, 11, 12. Değil mi? 4 kenarda, 4 üstte, 4 tane de altta olmak üzere arkadaşlar. Küpün 12 tane ayrıtı var diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Küpü geçiyorum. Küpü bahsettim şimdi. Gelelim bakalım arkadaşlar. Kare prizmaya sıra sıra bütün şekilleri anlatacağız. Arkadaşlar kare prizma ne demek? Şimdi küp tabanıyla kenarları aynıydı. Ama kare prizmada bu taban kare. Şurası da arkadaşlar kare. Geldim burası buraya. Burası buraya. Burası buraya. Burası da buraya. Bakın altı kare üstü kare. Ama yan tarafları kare. Şöyle şunun gibi aynı ama daha uzun olduğunu düşünelim. Yani bunun kenarları da kare ama kenarları kare değil. Tamam mı? Tek farkı bu. Prizma demek arkadaşlar. Üçgen, dörtgen ya da kare olan bir cismi böyle uzataraktan üçüncü boyutunu çıkartmaktır. Yani yükseltmektir onu. O taban boyunca onu yükseltmektir. Kare prizma dediğimiz arkadaşlar bu kareyi böyle boyu uzatınca yükseltiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Peki gelelim bundan bahsetmeye arkadaşlar. Şimdi bunun kaç tane yüzü var? 1, 2, 3, 4. Yine burada 4. Yukarıda 5. Aşağıda 6. Yine 6 tane yüzü var. Tamam mı arkadaşlar? 6 tane yüzü var. Peki şunları bahsedeceğim. 6 tane yüz var. Bunların kaç tanesi karesel bölge? Kaç tanesi dikdörtgensel bölge? Bakın üsttekiler bir karesel bölge. Alttaki de bir karesel bölge. Peki şu kenarda da 4 tane böyle bölge var. Bunlar ne bölge? Burası kısa, burası uzun. Buna biz ne diyorduk? 2 tane bakın altta üstte karesel. 4 tane de ne bölgeydi bunlar? Soruyorum. Dörtgensel bölge. Dörtgensel bölge bulunuyor. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Kaç köşesi var? Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 burada. 4 de aşağıda. 8 tane köşesi bulunur. Kaç tane ayrıtı var? Kaç tane uzunluk? Kaç kenar? Yukarıda kaç? 1, 2, 3, 4. Aşağıda 1, 2, 3, 4. En aşağıda 1, 2, 3, 4. Kaç tane yine? Aynı. Neydi arkadaşlar? Küp gibiydi. 12 tane ayrıtı bulunur diyoruz. Tamam sevgili arkadaşlar? Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizma. Nasıl olacak? Tabanı şöyle dikdörtgen. Şuraya da arkadaşlar şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Burası buraya. Burası arkadaşlar sonra buraya. Burası da buraya. Bakın şöyle bir örneğinde elimde getiriyorum arkadaşlar. Bir kitap. Bakın bir kitap.
Dikdörtgensel bölgeye en güzel örnek bir kitaptır arkadaşlar. Burası bir dikdörtgen mi? Evet, burası da bir dikdörtgen. Dikdörtgen tabanı boyunca arkadaşlar bu kitap yükselmiş. Ne olmuş? Dikdörtgen prizma meydana getirmiş. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Aynı bakın şunu çizmeye çalıştık. Dikdörtgen prizma. Peki arkadaşlar kaç tane yüzü vardır? Sayalım. 1, 2 de burada. Sonra yanlar 3, 4, 5, 6. Kaç tane? Prizmaların hep aynı oluyordu. 6 tane yüzü vardır. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum. Bunların hepsi dikdörtgensel prizmadır. Söylüyoruz. Hepsi dikdörtgensel bölgedir. Pardon. Kaç tane köşesi var? 1, 2, 3, 4 burada. Aşağıda da 4 tane arkadaşlar. 8 tane köşesi var. Peki kaç tane ayrıntı var arkadaşlar? Prizmaların ne diyorduk? 12 tane saymaya gerek yok. 12 tane ayrıntı var. 1, 2, 3, 4 yandakiler, üsttekiler 4, alttakiler de 4 olduğuna göre toplam 12 tane ayrıntı vardır. Gelelim arkadaşlar. Şimdi piramitleri bahsettik. Bir de arkadaşlar ne demek istiyorum? Silindirden bahsetmek istiyorum. Silindir. Hocam silindir nedir? Öncelikle çemberi daireye yönelim arkadaşlar. Bakın bir tane CD getirdim. Bir tane CD gösteriyorum sevgili arkadaşlar. Bir CD'miz nedir arkadaşlar? Bu dairedir. Tamam mı? Yuvarlak dairedir. Şimdi yuvarlağı daireyi biliyorsak arkadaşlar tabanı yuvarlak, üstünün de yuvarlak olduğu, şöyle arada bağlantısının olduğu, aynı prizma gibi değil mi? Yükselen cisimlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Silindir. Bir tane örneğini gösteriyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir tane silindir. Bakın. Bir tane silindir. Aşağısı yuvarlak, yukarısı yuvarlak ve bütün olaraktan varıyor. Bir silindir örneğidir arkadaşlar bu. Tamam mı? Bu yuvarlak cisimimiz, rulomuz bir silindir örneği olarak geçecektir. Şimdi kaç tane yüzü var? 1, 2 ve üçüncüsü şurası olmak üzere 3 yüzü var. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Şimdi iki tanesi daire. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Bir tanesi de şurası da açtığımızda bir dikdörtgen meydana getireceği için şunu açtığımızda rulomuzu 2 dairesel, 2 dairesel bir dikdörtgensel bölgesi vardır. Sonra arkadaşlar peki silindirin köşesi ve ayrıtı var mıdır? Arkadaşlar silindirin herhangi bir köşesi gördüğümüz gibi bulunmamaktadır. Köşesi olmadığı için bir bütün olaraktır. Arkadaşlar herhangi bir ayrıtı da mevzu bahis değildir silindir için. Silindiri de geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geliyorum üçgen piramide. Bakın üçgen piramit. Tabanı üçgen. Yukarısı da üçgen. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Ne olacak? Tak 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 tak. Aynı boyutta yükselmiş. Tamam mı arkadaşlar? 3 boyutlu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bakın. Üçgen tabanın üzerine yine doğrusal olaraktan yükselmiş bir üçgen piramit. Bakıyorum arkadaşlar kaç tane köşesi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 köşesi var. 1, 2 tane üçgensel bölge. Evet 2 üçgensel bölge. Peki bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne bölgeydi? Bakın dört kenarı var. 1, 2 bir de arkasında var görünmeyen. 3 tane dörtgensel bölge. Peki kaç tane ayrıntı var? 1, 2, 3 tane yukarıda. 1, 2, 3 tane de aşağıda. 6, 7, 8, 9, 3 tane de kenarda var. 9 ayrıntı var. Unutmuyoruz. 9 ayrıntı var. Unutan arkadaşlar aynı benim gibi gözünün önüne getirip bunları çizebilirler. Şimdi arkadaşlar üçgen prizmayı da bahsettikten sonra geliyorum arkadaşlar piramitlere. Piramit nedir arkadaşlar? Piramit şudur. Tabanı üçgen, dörtgen olabilir. Hatta silindir, yuvarlak olabilir. Ama yukarısı doğrusal uzamayacak. Şöyle yukarısı üçgenler yapa yapa bir kenarda birleşecek. Bu size neyi hatırlattı arkadaşlar? Mısır piramitlerini değil mi? Gördük mü arkadaşlar? Çok doğru, çok güzel. Şimdi
Kaç tane köşesi var? Bakıyorum. 1, 2, 3. Burada da 3. Burada da 3. Burada da 3. Toplam arkadaşlar 12 tane köşesi burada. Aşağıda 1, 2, 3, 4. 4 tane de burada. 16 köşesi var dedik. Bayağı bir köşesi çıktı. Tamam mı arkadaşlar? Peki kaç tane ayrıtı var? 1, 2, 3, 4 burada. 4 tane de aşağıda. 8 ayrıtı var dedim. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? 8 tane ayrıtı var. Peki arkadaşlar bunların bölgeleri nasıl? Şu yukarıdaki nasıl bölge arkadaşlar? Şurası. Üçgensel bölge değil mi? Kaç tane bundan var? 1, 2, 3 bir de arkasında 4 tane üçgensel bölge var. Peki alttaki ne arkadaşlar? Bir tane de dörtgensel bölge. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Evet, devam ediyorum. Bir şey daha çiziyorum arkadaşlar. Bu da ne? Bizim çok şekilde böyle oynadığımız bir cisim. Onun da ismini öğrenelim arkadaşlar. Şöyle 3 boyutlu bir top çizdim arkadaşlar. Bunun ismi nedir arkadaşlar? Küre. Bakın 3 boyut, 2 boyutlu şöyle yuvarlak olursa buna daire, içi boyalı bir yer olursa buna daire. 3 boyutlu olursa bunu arkadaşlar ne diyoruz? Küre. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Arkadaşlar kürenin herhangi bir köşesi, kenarı, ayrıtı falanı filanı yoktur. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Peki küreyi de bahsettim. Şimdi küreyi bahsettikten sonra hocam farklı çokgenler, mesela çokgenlerin kenarları nasıl isimlendirilir? Bir de bundan bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar, üç kenarlı çizdiğimiz şuna biz tak üçgen diyoruz. Dört kenarlı olursa, kenarları eşitse kare, kenarları iki kenarı farklı, iki kenarı farklı olursa dikdörtgen diyoruz. Biz bunların hepsini arkadaşlar, üçgen bunlara, hepsine kare de dahil dörtgendir bunlar. Dört kenarlı. Tamam mı arkadaşlar? Hocam dahası ne bunun? Dahası arkadaşlar şöyle yapalım. Tak, 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 tak. Hocam bu kaç kenarlı sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Hocam 5 kenarlı bu ne olacak? Kaç tane kenarı olursa o kadar gen diyorsunuz. Bu da arkadaşlar 5 gen. 6 kenarı olursa da şöyle bir şekilde... Buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu da altıgen. Ne oldu? 6 köşesi var. 6 tane ayrıtı, yani de 6 tane de kenarı var. Arkadaşlar çokgenlerde bunun gibi uzatıp 7gen, 8gen, 9gen, 10gen istediğiniz kadar gen yapılabilir. Kaç kenarlıysa o kadar gen deriz. 10 kenarı varsa 10gen. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Geometrik cisimlerin sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayalım. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Sevgiler ve saygılar.